Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. İman nurunun kaynağı nedir? İmanı taftazan hazretleri şöyle tarif etmiş. İnsanlar kendi özgür iradelerini kullandıktan sonra Allahu Teala'nın o, mü, o, o insanın kalbine attığı nur. Demek ki iman etmeyi insan isteyecek. Sonra da Cenab-ı Hak onun isteğine uygun olarak dilerse onun kalbine iman nurunu koyacak. Öyleyse iman nurunu kalplerimize koyan Allah'tır. Ancak bu iman nurlarının hem sebebi, hem kaynağı, hem devam ettirilmesi Kur'an'dır. Çünkü bize Kur'an Allah anlatıyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin diyerek inanma isteğini kullara bırakıyor. Ama kullar da isterse Allah onların kalbine o iman nurunu koyuyor. Nasıl ki dünyamızı ışıklandıran güneştir ve ışık nurları ve aydınlık nurları Allah güneşten bize gönderiyor. Şu halde nasıl ki bedenimizin nurları ruhtan geliyor. Görmemiz, işitmemiz, dinlememiz, anlamamız, yürümemiz, konuşmamız her şeyimiz ruh vasıtasıyla Allahü Teala yaratıyor. Demek ki insan dünya hayatındaki iman nurlarını inkişaf ettirmek ve iman nurlarını yüceltmek, geliştirmek istiyorsa, feyzinden istifade etmek istiyorsa Kur'an'a muhatap olmalı, Kur'an'a uymalı ve Kur'an'ın dediği istikamette hayatını yürümeli, yürütmelidir. O halde Kur'an'a uymazsa, Kur'an'ın dediğini yapmazsa iman nurlarından mahrum kalacak, Allah muhafaza belki de bir gün o iman nurlarının tamamen sönmesine neden olabilecektir. Allah muhafaza eylesin. İmanını güneş gibi yapmak ve yıldızları aydınlatacak kadar bir imana sahip olmanın yolu Kur'an'ı okumak, Kur'an'ı anlamak ve Kur'an'ın çizdiği istikamette bir hayat sürmekten geçiyor.